arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle minik prenseslerimiz için güzel minik bir yelek çalışması yaptık yeleğimizin roba kısmında görmüş olduğumuz gibi trabzanlar ve kafesleri ard ardına örerek yeleğimizin roba kısmını tamamladık şöyle bakacak olursak bakınız bir sırada trabzanlarımız ikinci sırada ise kafeslerimizi ördük. Sonrasında yeleğimizin modelini uygulamaya başladık. Yeleğimizin birinci sırasında trabzanlarımız ve zincirlerimiz, ikinci sırasında ise şöyle göreceğimiz sadece zincirlerle ikinci sıraya hazırlık olarak yuvalarımızı çalıştık. Yani bir sonraki sıranın yuvaları için hazırlıklarımızı yaptık ve arda arda bu şekilde örerek yeleğimizi tamamladık. Şöyle Açarak bakarsak özellikle yeni başlayan kardeşlerimiz için çok rahatlıkla yapabilecekleri güzel bir model. Evet kolay gelsin diyerek hemen yeleğimizi örmeye başlayalım kolay gelsin. Yeleğimizi örmek için zincirimizi çekmeye başlayalım. Bir tane düğümümü attıktan sonra zincirimizle devam edelim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz tane zincirimi çektim. 8. zincirimin içerisine bir tane ayracımı takıyorum ve burası ilk önümüz oluyor İlk önümüzden sonra devam eden zincirlerimiz kolumuzu oluşturacak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 14 tane zincirimi çekiyorum hemen ayracımı 14. zincirimin içerisine gelerek takıyorum. Ve yeleğimin arkasını oluşturacak bölümümü örmeye başlıyorum. Arkaya ise 15 tane zincir çekerek örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 zincirimi çektikten sonra hemen ayracımı şu şekilde takıyorum. Ve tekrar kolum için örmeye başlıyorum. 14 tane kolum için zincirimizi bir önceki kolumuzun sayısına eşit olacak şekilde çekmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. 14. zincirimin içerisine şu şekilde ayıracımı takıyorum ve önüm için yeniden 8 tane zincirimi çekiyorum 3 4 5 6 7 ve 8 8 zincirimi çektikten sonra yeleğimizin bölümlerini bu şekilde tamamlamış olduk şu şekilde görmenizi istiyorum 8 tane önümüz için her iki önümüz 8 her iki kollarımız 14 yeleğimizin arkası ise 15 tane trabzandan oluşuyor tığ numaramız ise iki buçuk milimetreden oluşmakta. Şimdi birinci trabzan sıramızı birlikte örmeye başlayalım. İki tane geri çekilelim. 1 ve 2 Elimle tutuyorum bu şekilde. 1 ve 2 zincir ilave ediyorum. Tığımın başını doluyorum. Geri çekildim ikinci zincirin içerisine girerek 1 ve iki trabzan yani iki defa da ikili trabzanımı örüyorum sırası ile birer birer ilerliyorum. Her zincir yuvasına giriyorum. Alıyorum. İkisini bir alıyorum. İkisini birlikte alıp kapatıyorum. Yeniden bir sonraki 1 ve 2. Devam ediyorum. 1 2 1 2 İkili trabzanımızı bir defa başını dolayıp bakınız 1 ve 2, 2 defa alıyoruz ve burada trabzan sayımızı çekmiş olduğumuz zincirlerimizi örerek bitiriyoruz. 2, 4, 6 ve 8. 8 tane trabzanımı ördükten sonra diğer işaretime geldim ve kolum için örmeye başlıyorum. 8. trabzan üzeri 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum. Ayıracımı çıkararak kırmızı ayıracıma kadar örmeye devam ediyorum. Bakınız. 1 Bir, 2 birer birer kırmızı ayarcımıza kadar yeniden ikili trabzanlarımızı örerek ilerleyelim. Şöyle görelim. Evet, kırmızı ayarcımıza kadar toplamda 14 tane trabzanımızı örerek yerleştirelim. Evet işaretli yere kadar örerek geldim. En son kolum için yani 14. trabzanımın üzerine 2 tane zincirimi çekiyorum. 1 ve 2. Hemen işaretimi çıkarıyorum. Diğer işaretimize kadar arkamız için ördüğümüz 15 tane zincirimizi hemen trabzanlarla örmeye başlıyorum. Birinci trabzanımı ördüm. Batıyorum. İkili trabzan şekli 1 ve 2 defa da alıyorum. 1 ve 2 defa da alarak işaretime kadar ilerliyorum. Başını doluyorum. Batıyorum. İşaretimizin olduğu yere kadar ilerleyelim. işaretimin yanı başına geldim. 2 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar işaretimi buradan çıkarıyorum. Sarıya kadar olan bölümümüz kolumuz içinde. Kolumuz için ayarlamış olduğumuz zincirlerimizi birer birer örerek ilerleyelim. Hemen bakınız aynı yere değil bir sonraki zincirin içerisine giriyorum ve ilerliyorum. Birer birer trabzanlarımızı örerek sarı ayıracımın bulunduğu yere kadar gelelim. Evet saray yanına kadar geldim. Kolumuzu da tamamladım. 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum. Ayracımı çıkarıp diğer önümüz için örmeye başlıyorum. Başlangıç yerimiz olan şuradaki zincirimizin yanına kadar gelelim. Evet son bakınız zincirimin olduğu yere geldim. Batıyorum. Ve bu şekilde birinci sıramızı yerleştiriyoruz. 8 ve 8 trabzanlarımız, ön trabzanlarımız, 14 ve 14 kollarımız için ördüğümüz bölüm, 15 ise arka trabzanlarımız oluşturduk. Şimdi ikinci sıramızı örmeye başlayalım. İkinci sıramızda zincirimizi çekelim. 4 zincirimi çekiyorum. Bitiş yönünde bakınız. 1, 2, 3, 4. Örgümün arkasını çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir trabzan atlayarak sıradaki trabzanımın üzerine batıyorum. Bir zincir çekiyorum, tığımın başını doluyorum. Bir trabzan atlıyorum, diğer trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Tekrar bir tane zincirimi çekiyorum, tığımın başını doladıktan sonra bir tane trabzanım atlıyorum, diğer trabzanıma gelerek batıyorum. Yeniden bir zincir çekiyorum, tığımın başını doluyorum. Şuradaki trabzanımı atlıyorum, yuvanın içerisine girerek. Bir ve iki tane trabzanımı örüyorum. Bakınız iki tane trabzanımı arda arda ördüm. Tekrar iki tane zincirimi çekiyorum. Bir tamam başını doladıktan sonra bir ve iki tane trabzanımı kolum içinde artış olarak örüyorum. Bakınız buradaki yuvanın içerisine örmüş olduğum iki trabzanımız robamızın artışını sağlayan büyümesini sağlayan trabzanlarımız. Burada diğer tarafta sadece trabzan üzeri örmüştük. Burada ise artışlarımızı yaptık. İki zincirimizi çektikten sonraki örmüş olduğumuz trabzanlarımız ise kolumuz için gerekli olan trabzanlarımız. Artışlarımızı yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir trabzan atlıyorum. Diğer trabzanıma gelerek atıyorum ve örüyorum. Tekrar bir tane zincir tığımın başını doluyorum. Bir atlıyorum diğer trabzanımı örüyorum bir tane zincir çekiyorum bir atlıyorum diğerine batıyorum yeniden bir zincir bir atlıyorum diğerine batıyorum bir zincir bir atlayıp diğer trabzanımı örüyorum bir zincir bir atla diğer trabzana bat şekliyle bakınız örüyoruz bir zincirimi çektim bir atlıyorum en sondaki trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Bu şekilde artışlarımı yaptım. Bir tane zincir çekiyorum en son battığım için hemen iki tane yuvamın içerisine artışlarımı yapıyorum. Bakın bir zincir çektim. O şekilde geçtim. İki tane zincirimi çekiyorum. Her çekmiş olduğum zincir bölüm aralarımızı göstermekte. Şimdi koldan arka tarafa doğru geçişimi yapıyorum. İki zincir çektim aynı yere bakınız yuvanın içerisinde iki trabzanımı örüyorum ve kolum için büyütme işlemi olan artışlarımı yapıyorum bir tane zincir çekiyorum tığımın başını doladım hemen bir tane atladım diğer trabzanımın üzerine batıyorum bir zincir çekip bir atlıyorum diğerine batıyorum şekliyle ilerliyorum bakınız bir tane atladım tekrar yukarıdan zincirimi çektim atlıyorum diğerine batıyorum bir zincir bir atlayıp diğerine batıyorum bir atlıyorum diğerine batıyorum bir atlayıp diğerine batıyorum yukarıdan bir zincir aşağıdan bir trabzan bakın yukarıya çekiyorum aşağıda ise atlıyorum bu şekilde örüyorum bir tane zincirimi çektikten sonra bir trabzanım atlıyorum yuvaya girerek bir 2 artış trabzanlarımı yapıyorum. Artış trabzanlarımızdan sonra şurada yapmış olduğumuz ya da diğer trabzan arasında yapmış olduğumuz gibi iki bölüm arasını ayıracak zincirimi çekiyorum. Tekrar trabzanlarımı 1 ve 2 önüm için örmeye başlıyorum bir tane zincir çekip bir atlayarak başlıyorum ve kolumuzun ucuna kadar bir zincir çekip bir atlayalım ve ilerleyelim kolumuzun sonuna kadar örerek geldim en son trabzanımızın üzerine ördüm tıpkı diğer kolumuzda da bakınız en son trabzanımızın üzerine örmüştük sonrasında bir tane zincir çekip araya girmiştik burada da kolumuzdan geçişte aynı işlemimizi yapıyoruz bir zincir çekiyorum tığımın başında doluyorum. iki artışımı yapmak için yuvaya giriyorum. Ara zincirlerimi çekiyorum. iki tane ve tığımın başını dolayarak 1 ve iki. 2 tane trabzanımı örüyorum ve önümüz için örmeye başlıyoruz. Önümüzde bakınız en sondan bir önceki trabzanımızı örmüştük. Bu öndeki kutucuk sayılarımıza lütfen dikkat edelim. Yanlışlık yapmayalım. Bir zincir çekiyorum. Bir atlıyorum diğerine. Bir kutu ördüm kutucuklarımıza bakalım. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bir tane bakınız şuradaki trabzanımı atlıyorum. Diğer trabzanıma batıyorum. İki kutucuk oldu. Bir zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. Bakınız üç tane kutu oldu. Bir zincir çekiyorum. Başlangıçtaki trabzanımın olduğu yere gelerek batıyorum ve toplamda dört tane kutucuğumuzu ara artıştan sonra oluşturuyoruz. Diğer tarafımızı kontrol ettiğimizde yine aynı şekilde 1, 2, 3, dört tane kutucuğumuzu görmekteyiz. Şimdi en son trabzanımı ördükten sonra 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Örgümün arka yönünü çeviriyorum. Ama öncesinde yapmış olduğumuz işlemimizi şöyle genel itibariyle görelim. Yeneğimizi bölümlerine ayırdık. Yeniden Üçüncü sıra olarak modelimize başlatalım bakınız. Burada zincirimizi çekmiştim diğer yönde. Bir tane zincir içine bir trabzana bir zincir bir trabzan üzerine zincir içine trabzan üzerine şekline bu sıramızı tamamen örüyoruz. Yani bir alt sıradaki gibi birebir bütün trabzan olarak sıramızı tamamlıyoruz. Sadece geçiş bölümlerimiz için iki zincirimiz ve ikişer artışlarımızı mutlaka yapıyoruz ve ara zincirimizi çekiyoruz. Şimdi birlikte başlayalım zincirimi çektim zincirimin içerisine yani 3 tane zincirimi çektim bir zincir içerisine bir trabzanım ördüm trabzanımın üzerine trabzanımı örüyorum tekrar zincir içerisine bir trabzan trabzan üzeri örüyorum zincir içerisine örüyorum trabzanımın üzerine tekrar örüyorum yeniden zincirimin içerisi ve bakınız birer birer artış yapmış olduğum trabzanlarıma geldim. iki tane her ikisini örüyorum. İki artışımı ördükten sonra zincir içerisine girerek yeniden iki tane artışımı kuruyorum. Tığımın başını doluyorum. Birinci trabzanımı örüyorum ve bir artış örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. İkinci trabzanımı ördükten sonra iki artışımı gerçekleştirmiş oldum burada bakınız. Ve artıştan sonra bir ve iki zincirimi çekiyorum tamam ucuyla bakınız araya tekrar giriyorum bir yeniden örüyorum iki şöyle görelim önümüzden kolumuza doğru geçişimizi yaptık önümüzde bütün trabzanlarımız ördük bir tane zincir içerisinde bir tane trabzan üzeri zincir içi ve trabzan üzeri olarak ördüm iki tane trabzanımızı aradaki geçiş güzel olan İki zincirin içerisine ördüm tekrar iki zincirimi çektim yeniden iki trabzanımı aynı yuvaya ördüm ve ilerliyorum birebir Tıpkı buradaki örmüş olduğum gibi hem artışlarımızı ikişer yapıyoruz Diğerlerini de birer birer örerek sıramızın sonunda görüşelim 3. Sıramızı tamamladık. 4. Sıramıza başlayacağız. 4. Sıramızda yine kafeslerimizi örelim. Tıpkı 2. Sıramızda yapmış olduğumuz gibi yine artış yerlerimizi 2 olarak örelim. Diğerlerinde bir trabzan atlayıp yukarıdan bir zincir, bir trabzan. Bir zincir çekip bir trabzan atlayalım ve sıradaki trabzanı örelim şekliyle kafeslerimizi örelim. Bakınız, artışlarımız yine ikişer ikişer devam ettirelim. Evet, şimdi. 4 tane zincirimi çekiyorum sizlerle birlikte çekelim hemen bu yönde 1 2 3 4 kafes olacak sırada 4 tane zincir çekiyoruz diğer trabzan sıramızda ise üç tane Evet hemen sıradaki trabzanımı atlıyorum bir sonraki trabzanımın üzerine batıyorum bir tane zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum bir trabzan atlıyorum sıradaki trabzanımı örüyorum bir tane zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum bir atlıyorum sıradaki trabzanıma batıyorum bir tane zincir bir atlıyorum diğerine batıyorum bir zincir çekiyorum bir atlıyorum diğerine bakınız batıyorum bir tane zincir çekiyorum bir tane atlıyorum ve buradaki görmüş olduğum ayrım yerine ve artış yerine iki tane trabzanımı bir zincirimden sonra örüyorum bir ve 2 tekrar iki tane zincirimi çektikten sonra kolum için olan artışlarımı yapıyorum 1 ve 2 bir tane zincirimi çekiyorum tığımı başında doluyorum. bir atlıyorum sıradakine batıyorum tekrar bir zincir bir atlıyorum diğerine batıyorum bir zincir çekiyorum bir atlayıp diğerine batarak ilerleyelim bakınız kolumuzun diğer artış yerine kadar devam edelim Evet kolumun artış yerine kadar geldim. Bakınız kafeslerimi ördüm. Bir zincirimi çektim. Tığımı başında doluyorum Bir tane atlıyorum. Kolumun artış yerine girerek iki tane trabzanımı örüyorum. İki trabzanımı ördükten sonra iki zincirimi çekiyorum. Tekrar iki tane trabzanımı yan yana örüyorum. Ve diğer bakınız arkamız için olan artışlarımı yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum trabzan atlıyorum diğerine batıyorum bir zincir bir atlayıp diğerine şekliyle kenardaki artışlarımızda bakın sıra sonundaki artışlarımı yapıp sıramın başında tekrar görüşelim dördüncü sıramızı kafes olarak ördüm ve yeniden sıramızın başına geldim bir önceki sıramızda örmüş olduğumuz gibi hem kafesimizin içerisine hem trabzanına batalım ikişer tane de artışlarımızı burada yapalım Aynı şekilde bakınız ve bir sıra kafes, bir sıra trabzan olarak robamızı tamamlayalım. Burada yapmış olduğumuz gibi ilk sırayı trabzan ördük, ikinci sıra kafes, üçüncü sıra tekrar trabzan, dördüncü sıramızda kafesimizi ördük, beşinci sıramızı yeniden trabzan olarak başlatalım ve sırası ile yeterli ölçü gelene kadar bir sıra kafes, bir sıra trabzanımızı örelim. Üç zincirimi çektim, zincirimin içerisine giriyorum trabzanımın üzerine batıyorum zincirimin içerisine batıyorum trabzanımın üzerine batıyorum tekrar şu şekilde bakın zincir içerisine giriyorum ve trabzanımın üzerine batıyorum zincirin içerisi ve trabzanın üzeri şeklinde sıramızı tamamlayalım ve biraz büyütelim sonrasında görüşelim Yeleğimizin roba sırasını istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ettim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 sıramızı ördüm. Şimdi 9. sıramızı tamamen trabzan olarak başlıyorum. Bakın 8. sıramız kafeslerden oluşmuştu. 9. sıramızda trabzan olarak ördüm ve kol altının bulunduğu noktaya geldim. Şimdi kolumuzun altına kadar düz bir şekilde ördükten sonra kolumuzu birleştirelim. 2 tane de artışımı yaptım. Bakınız kol altına girdim. Yine aynı şekilde iki artışımızı yaptım. Ve 3 tane zincirimi çekiyorum. 3 zincirimizi çektikten sonra diğer kol ayrım bölgesine geliyorum. Şu şekilde büküyorum. Tığımın başını dolayarak 2 tane artışımı buraya yapıyorum. 1 ve 2. Sonrasında trabzanlarımın üzerine birer tane zincirimin içerisine bir tane trabzanımı örüyorum. Ve diğer kolumun olduğu yere kadar ilerliyorum. Zincirimin içerisine trabzanımı örüyorum. Şöyle görelim, bakınız şuradan birleşme işlemimizi yaptık ve diğer tarafa doğru ilerleyelim. Arkamızı örmeye devam ettim ve ayrım yerime geldim. 2 tane trabzanımı örüyorum 1 ve 2 3 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 3 zincirimden sonra kolumu büküyorum diğer kol ayrım yerine tığımın başını dolayarak araya giriyorum 2 zincir çektiğim bölüme 2 tane trabzanımı örüyorum 1 ve aynı yere bir daha 2 sonrasında trabzanlarımın üzerine batıyorum Diğer sıradaki artmış olduğum trabzanlarımı zincirimin içerisine bir tane trabzan, trabzanımın üzerine bir trabzan. Zincirimin içerisi ve trabzanımın üzeri şeklinde modelimizi sona doğru götürelim ve robamızı tamamlayalım. Evet yeleğimizin robasını bu şekilde birleştirdik ve şöyle hoş minik sevimli bir yelek robası olarak karşımızda durmaktan. Evet rovamızdan sonra bir sıra sık iğne olarak diğer uca doğru ilerleyelim. En son trabzanımızı tekrar birlikte örüp kapatıyorum. Bir tane zincir çekip hemen arkasını çeviriyorum. Birinci zincirimi ilk trabzanımın dibine batıyorum. Sırasıyla birer tane sık iğne örerek ilerleyelim. Modelimizi düz yönden koyabilmek için eğer fazla sıra ören arkadaşlarımız varsa düz yönden ilerleyecekse modelleri bu sık iğne sıramızı örmelerine gerek yok biz sıramızı doğrultma adına bu işlemimizi yapmaktayız Evet tamamen bütün trabzanlarımızı sık iğne olarak örelim diğer uçta görüşelim bu altlarına da 3 tane zincir çekmiştim üçüne de birer tane sık iğnemi örüyorum arkaya geçiyorum Diğer kolumuzun altına da aynı şekilde sık iğnemizi yaparak ilerleyelim. Bakınız. Diğer kol altımıza geldim. 3 tane zincirime birer tane sık iğnemi örüyorum. 1 2 ve 3. Önümüze geçiyorum. Birer birer önden de ilerlememi yapıyorum. Son sık iğnemizi de ördükten sonra yeleğimizde modelimizi uygulamak için yönümüzü doğrulttuk. Şu an modelimizi uygulayacağımız zaman ilmeğimiz bakınız şu taraftan diğer tarafa doğru gideceğiz ve modelimizin düz yanındayız. Düz yanı da şu şekilde bakınız. Daha önceki trabzan sıralarımızdaki düz sıraların oluşan bölümünü düz olarak kullanıyoruz. Şimdi zincirimizi çekerek kenar olacak zincirimizi modelimizi başlatalım. 3 tane zincir çekiyorum. Buradaki çekmiş olduğum 3 zincir modelimizin sonuna kadar devam edecek olan zincirimiz. Evet tığımın başını doluyorum. Hemen sık iğnemin üzerine 1, bir, bir sonrakine 2, bir sonrakine bir tane daha örüyorum. 3 tane trabzanım örüyorum. Kenar zincirimle birlikte toplamda 4 tane trabzanımız oluyor. 3 tane zincirimi çekiyorum. 1 tane sık iğne atlıyorum. 2. sık iğnemin tepesine gelerek batıyorum. Tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın bu kez başını doluyorum. 1 atlıyorum. 2.'ye gelerek yan yana 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. Bakınız yan yana 3 tane trabzan başlangıçta da 3 e, trabzan bir de zincirden oluşan kenar trabzanımız vardı. Bakınız hep 3 trabzan olarak öreceğiz modelimizin iç kısmında. 1-2-3 tane zincirimi çekiyorum. 1 atlıyorum. ikinciye batıyorum. 1-2-3 iki, zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 atlıyorum. İkinciye batıyorum. Yan yana 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3 tekrar zincirimi çekiyorum bir atlıyorum ikinciye gelerek batıyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum bir atlıyorum bir sonraki sık iğnemin üzerine sırası ile 3 tane trabzanımı örüyorum yaptığımız işlemimize bakalım yaptığımız işlem 3 trabzan 3 zincir bir atla bat 3 zincir bir atla 3 tane trabzan yan yana olacak şekilde yaptığımız işlemlerimiz birbiri ardını takip ederek sıramızın başına kadar bu şekilde devam edecek 3 tane zincirimi çektim bir atlıyorum diğerine batıyorum 1 2 3 zincir bir atlıyorum bu kez başını doluyorum ve trabzanlarımı kurmaya başlıyorum ve 3 1 2 3 bir atla 1 2 3 başını dola bir tane atlıyorum 3 trabzan yan yana örüyorum Evet sıramızın başına kadar bu şekilde örerek ilerleyelim Sıramızı tamamladık ve bir uçtan diğer uca kadar geldim. Şimdi ikinci sıramızı örmeye başlayalım. Modelimiz iki sırada bir kendisini tekrar edecek. Bir ve iki sıradan oluşmakta yani. Bir trabzanlarımızın olduğu sıramız bir de zincir sıramızdan yuvamızı hazırlıyoruz. Şimdi örmeye başlayalım. Bir, iki, üç, dört. Dört tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Şuradaki bakın en sondaki trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. İlk trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Yeniden 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. En sondaki bakınız trabzanımın üzerine batıyorum. 1, 2, 3, 4. Birinci trabzanımın üzerine. 1, 2, 3, 4. Son trabzanımın üzerine. 4 zincir çekerek trabzanlarımızın ve bu aradaki geçiş yaptığımız zincirlerimizin üzerinden bakınız birinci trabzana tekrar 4 zincir 3. trabzana 4 zincir bu aradaki bölümün üzerinden atlıyoruz ve 3 tane zincir çekip diğer trabzanımızın üzerine batma şekliyle sıramızın sonuna kadar örerek ilerleyelim 1 2 3 4 bakınız atladım 2 zincir bölümünün üzerinden batıyorum 1 2 3 4 trabzanımın üzerine batıyorum ve bu şekilde örelim en son trabzanımıza varana kadar dörder zincirimizi çektik ve sıramızı tamamladık şöyle bakalım sıramıza evet şimdi dört tane zincirimi çektim birinci zincirden oluşan trabzanımın tepe noktasına girerek batıyorum ve bir iki üç tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum ve ilk bakınız zincir yuvamın içerisine tığımın başını dolayarak 3 tane trabzanım örüyorum. 1 2 3 ve başlıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tam ortaya giriyorum. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayarak trabzan üzerine denk gelen yuvamın içerisine 3 tane trabzanım örüyorum. 1 2 ve 3. Şöyle görelim hızlıca gitmeden. 4 tane Bakınız e, zincir çekerek yapmış olduğumuz son yuvayı birinci trabzan üzerine battım. 3 zincir çektim ve yuvanın içerisine 3 trabzan. 3 zincir çektim. Araya girerek battım. Tekrar 3 zincir çektim. Trabzanlardan oluşan grubumun üzerine geldim. 3 tane trabzanımı ördüm. Tekrar 3 zincir çekiyorum. 1-2-3 Yuvaya batıyorum. Altından giriyorum. Batıyorum. Herhangi bir noktaya batmıyorum. 3 zincir. Tekrar 2 3 trabzan 1 2 3 zincir altından bakın şöyle boşluktan giriyorum ile herhangi bir yere batmamıza gerekiyor aşağıdan kavrayarak alıyorum 1 2 3 tekrar 1 2 ve 3 Evet bu şekilde sıramızın sonuna kadar ilerleyelim Evet sıramızı yine tamamladık. Bakınız modelimizi ikinci kez yerleştirdik. Birinci sıramızda trabzanlardan oluşan sıramız. ikinci sıramız ise dörder zincirden oluşan sıramız. Bu şekilde üst üste birbirinin üzerine bakınız. Yeterli ölçü gelene kadar örmeye devam ediyoruz. Şimdi geçişimizi birlikte yapalım. Bakınız 3 tane trabzanımı ördüm. Tığımın başını doluyorum. Dördüncü trabzan ise dışarıdaki olan kenar trabzanımın üzerine bir tane trabzanım örüyorum 1 2 3 4 tane zincirimi hemen çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum ve son trabzanımın üzerine bu 4 zincirimi batıyorum 1 2 3 4 diğer trabzanımın üzerine 1 2 3 4 diğer trabzanın üzerine ve bu şekilde istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam edelim Evet yeleğimizi istediğimiz ölçü gelene kadar ördüm. İstediğim ölçü oldu. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tam 10 sıramızı ördüm ve yan kısmına doğru örmeye devam ediyorum. Yan kısmında hem düğmemizin olduğu yeri hem de iliğimizin bulunduğu kısmı çalışacağız. Onun için şurada bakınız ilk başlangıç noktamı 3 tane zincir çekerek başlıyorum. 3 zincirimi çektim yana doğru örüyorum artık alta değil. Hemen tığımın başını doluyorum. İkinci trabzanımı örüyorum. Üçüncü trabzanımı örüyorum. Üç tane trabzanımı ördükten sonra bir, iki, üç, üç zincir çekiyorum ve hemen şuradaki araya batıyorum. Tekrar bir, iki, üç tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak bir sonraki bakınız trabzanımızın olduğu yere geliyorum. Üç tane trabzanımı örüyorum. İki ve üç. Şöyle görelim. Arada 3 zincir 1 battım tekrar 3 zincirimi çektim 3 tane trabzanımı ördüm 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum araya giriyorum 1 2 3 zincir çekiyorum bakınız diğer tarafa buraya atlıyorum tamamen diğer tarafa geçerek 3 tane trabzanımı örüyorum 2 ve 3 1 2 3 zincir çekiyorum araya batıyorum 1 2 3 diğer trabzanımın olduğu yere, 3 tane trabzanımı örüyorum ve sıra başına kadar bu şekilde ilerleyelim şöyle görelim bakınız yapmış olduğumuz işlemimizi 3 tane trabzan 3 zincir batıyorum tam araya buradaki trabzan atlayarak diğer trabzana 3 trabzan 3 zincir batıyorum tekrar 3 zincir çekiyorum burayı atlıyorum diğer trabzana şekliyle başa kadar ilerleyelim Evet ipimizi yukarıdan kestim aşağıdan yine aynı şekilde örmeye başlıyorum İpime bir tane düğümümü atıyorum zincir çekerek ve 3 tane trabzan örmüştük bakınız şurada ilk başta arkasını çeviriyorum tam ortadaki trabzanımızın bakınız aldığımız ilmekleri toparladığımız şu kısmına giriyorum ve başlıyorum örmeye düğümüm attım bağlandım ve zincirimi çekmeye başlıyorum 3 tane zincirimi çektim tığımın başında doluyorum. aynı yere giriyorum 1 2 3 defa da alıyorum. Tekrar 1 2 3 defa da alıyorum. 3 trabzan ördüm. 1 2 3 3 defa örüyorum. 3 defa da yani bakınız diğerini 2 defa da almıştım. 1 2 3 zincirimizle birlikte toplamda 1 2 3 4 5 tane trabzanım oldu. Bir tane zincir çekiyorum. Tam ortaya gelerek bağlanıyorum. Şu şekilde bakınız. Tam ortaya geldim ve bağlandım bir tane zincirimi yeniden çekiyorum tığımın başını doluyorum 3 tane trabzanımızın alttan şöyle yandan giriyorum bir defa başını doladım bakınız tığımızın 1 2 3 aynı yere 5 defa işlemimizi tekrar ediyorum 2 3 4 aynı yere girelim farklı yere girmeyelim 4 ve 5 beş. 5. kez aynı yeri örüyorum 1 2 3 bir tane zincir çekiyorum 5 trabzandan sonra hemen bağlantı yerine 3 zincir çekip bağlanmıştık bakınız 3 tane zincir çekmiştik bağlantı noktamıza gelerek batıyorum yine bir zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum arkasını çeviriyorum aradan şöyle kaldırıyorum şu kısmı ve buraya 5 tane trabzanımı örüyorum 1 başını doluyorum aynı yerden geçişimi yapıyorum 2 3 4 ve 5 5 trabzanımı ördükten sonra bir zincir çekiyorum araya bağlanıyorum tekrar bir zincir çekiyorum ve arkasını çevirip ipimi alıyorum ve şu şekilde üst üste trabzanlarım olacak şekilde örerek baş kısma doğru ilerliyorum üst noktaya kadar geldim ve 4 tane trabzan ördüm. 5. trabzanımı örmedim. 5. trabzanımız için yine bir defa tığımızın başını dolayalım. Şuradaki ilk trabzanımızın tepesine batarak örmeye devam edelim. Bakınız buradaki üstteki bulunan kısmı ile alttaki bulunan kısmı birleştirdim. Bir tane zincirimi çekiyorum. Burası yeleğimin sağ tarafı olduğu için ileğimizi de çalışmaya başlıyoruz. Bir zincirimle döndüm. Hemen dibine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. İkinci trabzanımın sık iğnesi. Üçüncü, dördüncü ve beşinci sık iğnelerimi ördüm. Bakınız her birisinin tepesine birer tane sık iğnemi ördüm. Burada ilk iliğimi açmak istiyorum. Bir, iki, üç. Üç tane zincirimi çekiyorum. Diğer beş tane trabzanımın üzerine gelerek sık iğne olarak batıyorum. Bakınız burada bir tane iliğimiz hazırlandı. İki, üç, 4 ve 5 5 tane trabzanımızı sık iğne ile ördüm 3 tane zincir çekiyorum ileğim için diğer ilk trabzana geçiyorum 1 2 sık iğnelerimi yapıyorum bakınız 3 4 ve 5 şöyle görelim 5 tane trabzanlarımızın her birine sık iğnemizi ördükten sonra 3 tane zincir çektim ve iliğimi hazırladım sık iğnelerimin tamamını ördüm yine 3 zincir çektim ve iliğimi hazırladım şimdi aşağıya doğru ilerliyorum ve iliğimi yeniden hazırlıyorum 1 2 3 ve batıyorum sık iğnelerimi birer birer örüyorum 1 2 3 4 ve 5. 3 tane iliğimiz yeterli. Sadece roba bölgemizde iliğimizi kullanalım. Yani düğmelerimiz roba bölgesi için yeterli. Aşağıya doğru şimdi devam edelim. Bir tane zincir çekiyorum. Araya batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar 5 tane burada bulunan trabzanlarımı sık iğnelerimi örüyorum. Araya sadece bir zincir çekerek batıyorum. 5. ördüm. Bir tane zincir çekiyorum, araya batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Başın dolamadan birer birer sık iğnelerimizi yaparak bitiş noktamıza kadar gelin. En uç noktaya kadar geldim ve sıramızı tamamladım. Bu şekilde bakınız. İleğimizi dikeceğimiz yerimizdeki bölümümüzü ördük. Şimdi diğer tarafı da aynı işlemimizi yapalım. Aynı işlemimizi yapmak için örgümüzün düz yönünü kullanalım ve yine yukarıdan itibaren örmeye başlayalım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Şöyle düğümümü atıyorum ve buradan örmeye başlıyorum. Trabzanımı tepesine geliyorum. 1 2 3. Buradaki bakınız 3 tane trabzan, 3 zincir batıyorum tekrar 3 zincir ilk sıradaki yapmış olduğumuz işlemimizi birebir aynı yerlerine denk getirecek şekilde örelim karşılıklı şu şekilde tuttuğumuz zaman her ikisi de uyum içerisinde olması gerekmekte Evet şimdi 3 tane trabzanım örüyorum ve karşılıklı yapmış olduğum sırayla birebir olacak şekilde ayarlayarak aşağıya kadar birinci sıramızı örmeye başlıyorum 1 2 3 bakıyorum bakınız hemen Nerede? Batmış oldum. Tam e, trabzanımızın olduğu bölgeye batmışım. Şöyle gördüğümüz zaman geliyorum. Şu kısmı batıyorum. Tekrar 1, 2, 3 trabzanımın nereye yaptığıma bakıyorum. Bakınız hemen buradaki kafesimin olduğu yer ve diğer taraftaki trabzanımın olduğu yerde olduğunu görüyorum. İki tanesi burada bir tanesi kafeste. Hemen iki tanesini kafesimin içerisine bir tanesinde de trabzanımın üzerine örüyorum 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra bakınız bu kısmı atlıyorum yani birebir bu şekilde kontrollerini ederek tamamen aynı olacak şekilde birinci sıramızı örelim yeleğimizin üst kısmına 3 tane düğmemizi diktim yanlarımızı çok güzel bir şekilde ördükten sonra alt kısmımızı tığlama işlemine geçelim şu şekilde bir tane zincirimi çekiyorum ipime ve örmeye başlıyorum birinci trabzanın olduğu yere geldim bir tane zinciri çektim ve sabitledim başlıyorum 1 2 bakınız 3 zincirimin olduğu yerdeyim 1 2 3 diğer zincirimi 1 2 3 sık iğnelerimi diğer tarafa da geçiyorum Dilerseniz aradan da geçişlerimizi yapabilirsiniz. 1, 2, 3. Zincirin diğer yönüne 2, 3. Araya girelim. 1, 2, diğer tarafa batıyorum. 1, 2 ve 3. 1, 2, 3. Sıramızı bu şekilde sık iğneler örerek tamamlayalım. Evet yeleğimizin altını da tamamladıktan sonra kolumun bir tanesine ben ördüm. Diğer kolumu da sizlerle birlikte hemen örmeye başlayalım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tam kol altından başlıyorum. Sabitliyorum buraya ve bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak hemen bakınız bir ileriye geçiyorum. 1 2 3 4 ve 5. Beş tane trabzanımı örüyorum. Bir atlıyorum bakınız şuradaki artış yerine diğer tarafa gelerek batıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir atlıyorum diğer yere geliyorum. 5 tane trabzanımı örüyorum. 2, 3, 4 ve 5. 5 trabzanımı tamamladıktan sonra hemen yanındaki kafese atlıyorum. Diğer kafese batıyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir atlıyorum diğer kafesin içerisine. 5 tane trabzanımı örüyorum 4 ve 5 bir atlıyorum ikinci kutucuğun içerisine tekrar tığımın başında doluyorum bir atlıyorum 5 tane kafesimin içerisine yerleştiriyorum trabzanlarımı 3 4 ve 5 beş. 5. trabzanımı ördüm bir atlıyorum tekrar battım bakınız tığımın başında doladım bir atladım ikinciye 5 tane trabzanımı örüyorum 4 ve 5 bir atladım diğerine kol altına kadar ilerleyelim kol altıma kadar örerek geldim araya batıyorum bir tane zincirimi çekiyorum ve ipimi kesiyorum kesmiş olduğumuz kalan ipi de içeriye doğru gizleyelim Evet sevgili arkadaşlar, yeleğimizin sonuna geldik. Şu şekilde bir minik çiçek yaptım. 8 tane kutucuk hazırladım. 8 kutucuğumuzun içerisine başlangıç ve bitişinde üçer zincir, ortaya 3 tane trabzanımı ördüm. Ve görmüş olduğumuz 8 tane inceydi kutucukların içerisine işledim. Dilerseniz sizler de yapabilirsiniz. Evet bir çalışmamızın bu şekilde sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.